Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlerle Saadet Ebediye derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sizlerle 11. maddeyi başlamıştık okumaya. Yani imanın gitmesine sebep olan şeyler. Ve madde uzun olduğundan mütevellit bitirememiştik. Birkaç kısma böldük. Bugün kaldığımız yerden yani 24. sayfeden itibaren devam ederiz. Tabi bahse geçmeden önce teşekkürlerimizi iletelim. Allah Teala razı olsun. Bazı kardeşlerimiz demek ki küfür bahsini çok iyi biliyorlar ki önceki videomuzda artık dil sürçmesi mi diyelim, gayri ihtiyari mi diyelim bir hatalı cümle kullanmıştık. Hemen o cümleyi fark etmişler ve bizi uyardılar ki bu emri maruftur, Allah Teala onlardan razı olsun. Hatalı cümlemiz ne? Orada aynen şöyle bir şey demiştik. Haramı tazim etmek. Mesela o içki ne güzel demek veya içki keşke helal olsaydı demek küfre sebep olur demiştik. Şimdi küfür bahsini iyi bilen bir kişi buradaki hatayı, ince hatayı anlar. Şöyle ki doğru, haramı tazim etmek küfürdür. Harama mesela içkiye güzel demek, helal demek küfürdür. Lakin içki keşke helal olsaydı demek küfür değildir. Sebebi de şu. Şimdi küfür bahsinde diyor ki, kitaplarda anlatılırken, tüm şeriatlarda bir şey haram ise, mesela zina gibi, bir kişi keşke helal olsaydı demesi onu küfre sokar. Yani zina tüm şeriatlarda haram idi. Tevrat'ta da haramdı, İncil'de de haramdı, Kur'an-ı Kerim'in şeriatında da haram. Zina için bir kişi dese ki keşke helal olsaydı küfre girer. Lakin içki böyle değil. İçki önceki şeriatlarda haram değildi. Yani mesela İsa Aleyhisselam'ın ümmetine haram değildi. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine yani bizlere haram. Bir kişi içkiye keşke helal olsaydı demesi onu küfre sokmaz. Burada da böyle bir ince mesele var ki biz orada artık gayri ihtiyari şekilde böyle cümle kurmuştuk ve bu cümleyi videoyu tetkik ederken fark etmemiştik ve böyle yüklemiştik. Tabii elhamdülillah orada YouTube'da kırpabildik o kısmı. Ama bu kısma baktıysanız hani burada da düzeltmiş olalım. Şimdi tabii bu meseleyi gördükten sonra dedik ki o zaman zaten imanın gitmesine sebep olan bahsi okuyoruz. Yani tamil mihalden. O haseple paragraf paragraf ilerleyelim bu bahsi. Her paragraftan sonra da küfür bahsinden bazı maddeleri okuyalım. İnşallah bu şekilde bu 11. maddeyi bitireceğiz. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Sadece bir paragraf okuyacağız bugün. Kafirler, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği İslam dinini beğenmeyenler, İşte bu zamanda mesela tesettür olur mu? İşte ne bu namaz, işinden meşgul oluyorsun, vaktini harcıyorsun vesaire gibi düşünen kafirler. Zamana, asra ve fenne uymuyor diyenler. İşte Müslümanlar gerici, yobaz, örümcek kafalı vesaire diyenler. Ve mürtetler Müslümanlara ve Müslümanlıkla açıkça ve alçakça alay ediyor. Müslümanları aşağı görüyorlar. Şimdi maalesef şöyle bir şey var, televizyonlarda senelerce, mesela Yeşilçam filmleri, senelerce İslamiyeti olsun, hocaları olsun, yani din adamlarını olsun hep kötülediler. Ve bilinçaltına böyle Müslümanların bu şekilde dini ve hocaları yerleştirdiler. Açgözlü, hani kendi çıkarı için her şey yapan kişiler gibi gösterdiler hep din adamlarını. Maalesef bu da televizyonun propagandasıydı. Ve ne hikmetse fıkralar dahi mesela, din ile alakalı olan fıkralar, mesela hocalarla alakalı olan fıkralar, Nasreddin Hoca üzerinde yine hocalar ve İslamiyet kötüleniyor. Bu şekilde Müslümanları, gençleri dinden soğutuyorlar. Mesela Batı'da çok nadir bir film vardır. Mesela din adamı kötülensin. Genellikle kötülenmiyor. Hani o filmde din adamı kötüleniyorsa o film muhtemelen işte senaristi vesaire ateisttir. Mesela öyle bir durum da olabilir. Ama genel olarak böyle bir kötüleme yok. Türk dizileri olsun, Türk filmleri olsun hepsinde ama istisnasız, bila istisna hep din adamları kötüleniyor. Hani din adamları mesela söven sayan biri gibi gösteriliyor, aksi biri gibi gösteriliyor, cambaz biri gibi gösteriliyor. Hani hep böyle kötü vasıflarla vasıflandırılmışlar. İşte Müslümanlar da uyanık olması lazım. Böyle film dizilere karşı İslamiyet'in gerçek yüzünü anlatan film ve diziler yapmalar lazım. Mesela TGRT eskiden evliya filmleri vesaire yapıyordu. Çok güzeller. Ama zamanında kaldılar maalesef. Keşke hala yine böyle yeni içerikler üretilse, yeni filmler hala gelse keşke. Mesela Danimarkalı Gelin diye bir film vardı.
O daha küçüklüğümüzde bize böyle etki bırakmıştı. Hani orada işte bir sahnesinde biz inşallah o sahneyi bulup bu videoyu ekleyeceğiz. Orada iki tane kokonanın yanına işte turist geliyor. İki tane turist. Ve işte orada bir şeyler soruyorlar onlara. Onlar da tabii İngilizce bilmiyorlar. Ama ondan önce de suizan edip gıybetini ediyorlar. Orada bir kadının, tesettürlü bir bayanın. Ve diyorlar işte ne güzel bayan ama bak işte tesettüre girmiş, yazık etmiş vesaire. O turistler de İngilizce bir şey sorduğu zaman onlar bön bön bakıyor. Biz bilmiyoruz vesaire diyorlar. O kadıncağız da geliyor İngilizce işte anlatıyor onlara nereye gitmeleri lazım vesaire. Ve diğer kokonalar tabii yapıp da gidiyorlar. Bu zamanda bu kıyafetle nasıl dolaşıyorlar hiç anlamıyorum. Olacak şey değil. Pek de güzelmiş. Genç yaşta bunun beynini kim yıkadı acaba? Bir şey değil. Avrupalılara da rezil oluyoruz. Ask it. Excuse me. We want to go to train station. Kusura bakmayın. Yabancı dil bilmiyoruz. We want to go to train station. Train station. Yes? Excuse me. May I help you? Yes, please. We want to go to train station. Train station. Yes. Yeah. Okay. First, you must go from this way and so right and then right. Did you understand me? Okay. Thank you. Not at all. İşte İslamiyet'i bu şekilde göstermek lazım. Yani propagandaya karşı propagandayla cevap vermek lazım. Ama bizim propagandamızda uyduruk kaydırık olmaması lazım. İslamiyet'in gerçek yüzünü temsil etmesi lazım. Yani Müslümanlar fenden, ilimden uzak değiller. Mesela Biruni Hazretleri. Yani İslam ilimlerine vakıf olduğu gibi astronomiye vakıf. Hani 970 yıldızı katalog halinde çıkarmış mesela. Hepsini geçtim. Mesela İmam Beydavi Hazretleri. Müfessir, bir bakıyoruz tefsirine, dünyanın yuvarlak olduğunu anlatıyor mesela. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi, İslam alimi ama kimyager aynı zamanda. Yani kimya ilminden anlıyor. Bunun gibi İslam alimleri aslında her zaman fen ilimlerini teşvik etmişler. Hakiki İslamiyet de bu zaten. Mesela işte geçen bir video çıktı. Böyle cahil Müslümanlardan dolayı da İslamiyet kötüleniyor maalesef. Hoca kılığında biri diyor ki ben bir kişinin İngilizce öğrenmesi için dua edemem. Neden? O düşman diliymiş. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani Fatih Sultan bile mesela işte bir sürü dil biliyordu diye övünüyoruz. Ama İngilizce düşman diliymiş, Yunanca düşman diliymiş. Hayır. Müslüman gerektiği zaman İngilizce de bilecek, gerektiği zaman İbranice de bilecek, gerektiği zaman Çince de bilecek. Sahabe efendilerimiz Ridvanullah aleyhim ecmain dünyaya yayıldılar. Ta Çin'e gittiler, ta Hindistan'a gittiler mesela. Onlar demediler ki bunlar düşman dili ben öğrenmeyeceğim. Onlar İslamiyet'i nasıl anlattı? Hem haliyle anlattı hem oranın lisanını öğrendi. O lisan ile İslamiyet'i yaydı. Ne kadar Arabi kitaplar yazıldıysa İslam tarihinde İslamiyet'le alakalı bir o kadar da Farisice kitaplar yazıldı mesela. Bir o kadar Urduca kitaplar yazıldı. Bir o kadar Türkçe kitaplar yazıldı. Bir o kadar da İngilizce kitaplar bile yazıldı günümüzde. O yüzden Müslüman İlimden korkan biri değil zaten. Aslında bilakis Müslüman ilim sahibi olan bir kişi olması lazım. Çünkü farz-ayn ilimler var, farz-ı kifayi olan ilimler var. Yani bir bölgede bir Müslüman en azından mesela işte tıp alanında uzman olması lazım. Diğeri kimya alanında uzman olması lazım. Bunlar farz-ı kifaye. O haseple İslamiyet bu. İslamiyet'i de bu şekilde göstermemiz lazım. Müslümanlığın dışında kalmak keyiflerine, şevhetlerine ve içlerindeki kötü isteklerine uygun geldiğinden Müslümanlığa gericilik, imansızlığa, dinsizliğe, asrilik, münevverlik ve ışıklı yol diyorlar. Hani İslamiyet'e uyan güya cahilmiş, geriymiş, geri kafalıymış. İslamiyet'e uymayan, tırnak içinde modern bir şekilde yaşayan münevver aydın biriymiş mesela. Haşa. Tabi bu düşünceler hep insanı dininden çıkarabilecek düşünceler. Çünkü İslamiyet'i öyle 1400 yıl önceki zamanda kısıtlı kalıp sonraki zamanlara hitap etmiyor demek Kur'an-ı Kerim inkar oluyor. Dikkat etmek lazım sözlere. Mürted demek Müslüman evladı oldukları halde Müslümanlıktan haberleri olmadığından ve hiçbir din aliminin kitabını okumadıklarından ve anlamadıklarından yalnız bir lütfe,
bir tebeccühe ve dünyalığa kavuşmak için ve akıntıya kapılmış olmak için Müslümanlığı beğenmeyenler terakkiye manidir diyenlerdir. Ki mürtet malum zaten irtidat etmiş, dinden dönmüş. Biz Müslümanlar olarak bundan korkmamız lazım. İman ile yaşayıp iman ile vefat etmek için elimizden geldiğince gayret göstermemiz lazım. Nasıl olacak bu? Küfür bahsini iyi öğrenerek ve tabi dua ederek Allah Teala'ya niyaz edeceğiz. Ya Rabbi diyeceğiz, bizim canımızı iman ile al. O haseple burada bu paragrafı bitirelim. Şimdi namaz kitabından biraz birkaç madde küfür bahsinden de okuyalım. Daha videonun başında da dediğimiz gibi 11. madde imanın gitmesine sebep olan şeyleri anlattığından dolayı tam ilmi halden bu maddeyi bitirene kadar her paragraftan sonra küfre sebep olan bazı şeyleri okuyacağız ki zaten hani bir tabir var ya, uykudan uyandırsalar bilmesi lazım. Müslümanların bu şekilde küfür bahsini iyi bilmesi lazım. Çünkü bir Müslüman nasıl gayesi imanını muhafaza edebilsin? Bunu edebilmesi için küfür bahsini iyi bilmesi lazım ki küfür sebep olan şeylerden kaçabilsin. O haseple başlayalım. Allah Teala arştan veya gökten bize bakıyor demek küfürdür. Çocuklarımızı böyle dizilerden, çizgi filmlerden koruyalım. Şimdi mesela böyle yabancı uyruklu çizgi filmler olsun, filmler olsun, diziler olsun, nasıl tasvir ediliyor Allah? Yani haşa, gökte bir insan gibi tasvir ediliyor. Bu küfür. Yani hem insan şekline soktuğu için, yani mahlukata benzettiği için Tanrı'yı, hem de aynı zamanda onun gökte olduğunu iddia ettiğinden dolayı küfre sebep olur. Bu itikat aslında Hristiyanlıktan geçen bir itikat ve maalesef Vahabilerde de böyle itikat var. Buna dikkat etmek lazım. O yüzden Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi televizyon içeri iman dışarı buyurmuş. İman içeri televizyon dışarı buyurmuş. Ama tabii şimdi inne mevlubin niyet. Yani bir kişi televizyonda böyle şeyler bakmıyorsa, vaktini böyle şeylerle kaybetmiyorsa, harcamıyorsa gidip de mesela ehl-i sünnet kaidelerine uygun, mesela İslam alimleriyle alakalı bir şeye bakıyordur, bir belgesel bakıyordur, dini mevzu öğreniyordur, o zaman tamam, izlenebilir. Ama bunun dışında mesela böyle dizilerle, filmlerle vakit geçirmek için televizyon izleyen, evinde öyle televizyon tutan, hükmünü siz düşünün. Aynı şey telefonlar. Yani telefonlar hatta televizyondan da daha beter. Çünkü neden? Yani çocuğun elinde bir silah. Yani o çocuğun eline o telefonu verdiğiniz zaman o çocuğun kontrolü sizde değil. Yani o çocuk istediğini yapabiliyor o telefonda. Televizyon böyle değil en azından. Tüm aile görüyor mesela çocuğun ne baktığını. Ama telefon öyle değil. O yüzden telefonlara da dikkat etmemiz lazım. Yani telefonları ne için kullandığımız çok mühim. Yani gidip de mesela İslami bir şey paylaşmaya, öğrenmeye vesaire kullanıyorsak tamam, eyvallah. Ama gidip de şarkı dinlemek, şunu bunu yapmak vesaire gibi şeyler için kullanıyorsak o zaman sıkıntı. Ondan sonra sen bana zulmettiğin gibi Allah Teala da sana zulmediyor demek küfürdür. Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek küfür. Çünkü Yahudi'ye benzetmek oluyor onu. Yalan bir sözü Allah Teala biliyor ki doğrudur demek küfürdür. Çünkü Allah Teala o yalanına şahit ediyor. Melekleri küçültücü şeyler söylemek küfürdür. Yani onlarla dalga geçmek küfürdür. Maalesef Türk televizyonlarında bu da yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'i hatta bir harfini küçültücü söz söylemek, bir harfine inanmamak küfürdür. Yani Kur'an-ı Kerim'le dalga geçmek de küfür. Mesela yine Türk sektörünün filmlerinde, korku filmlerinde. Yani öyle ibarelerle, öyle bir şekilde, acayip şekilde fona böyle Kur'an-ı Kerim fonu, minsi, cil filan böyle filan. Bu Kur'an-ı Kerim'le dalga geçmek oluyor. Yani bir kere manası dışında bir şey zaten okunuyor orada. Onun dışında bir de böyle milleti korkutmak için, yani beyin altına böyle mesaj veriyor. Kur'an-ı Kerim korkunç, cin kitabı, bilmem ne kitabı gibi. Ki bir de o fon müziği de var o arkada. O daha da küfür. Şimdi onu da okuyoruz. Çalgı çalarak Kur'an-ı Kerim okumak küfürdür. Yani hem Kur'an-ı Kerim'e dalga geçmiş oluyorlar böyle filmlerde, hem de o arkaya fon müziği veriyor ya. O fon müzikle, Kur'an-ı Kerim'le hani artık yere atıp da üstüne basmak gibi bir şey, o kadar dalga geçmiş oluyorlar. Hani bunun haddi hesabı bile yok. Bu insan düşünemez ama işte maalesef yapılıyor. Bizim gariban Müslümanlar da, hele hele adrenalin seven Müslümanlar da gidip de böyle şeylerle vakit kaybediyor bakarak. Halbuki anlamıyorlar ki orada bizim kitabımızla dalga geçiliyor. Bizim kitabımızla dalga geçiliyor orada. Neyse, hakiki olan Tevrat ve İncil'e inanmamak, bunları kötülemek küfürdür. Tabi burada altını çiziyoruz. Şimdiki hakiki Tevrat ve İncil yoktur. Şimdi bir Müslüman Tevrat İncil okuyabilir mi?
hangi ayetin tahrif edilip hangisinin edilmediğini bilmediğimizden dolayı okumamak lazım. Neden? Mesela Tevrat şeriatında deve eti haram idi. Bizim ümmete helal. Bir kişi bu bilgiyi bilmezse, Tevrat'ı okurken devenin haram olduğuna dair bir cümle gördüğü zaman, bir ayet gördüğü zaman, olur mu böyle şey dese, belki de o Tevrat'ta hakikaten kalmış bir ayet-i kerimeyi inkar ediyor. O yüzden tehlikelidir. Tavsiye etmeyiz. Tevrat ve İncil'in okunmasını tavsiye etmeyiz. Ha, İslam alimleri arasında okuyanlar olmuş mu? Olmuş. Çünkü onlar bu ilimlere vakıf idi. Ve onlar bu Tevrat ve İncil'i okuyarak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vasfını buldular. Vasfını araştırdılar. Ehli kitaba göstermek için. Tahrif edilmiş yerleri tespit ettiler. Ehli kitaba göstermek için. Hani hep bir gayeleri ve niyetleri var idi. Kur'an-ı Kerim'i şaz olan harflerle okuyup Kur'an budur demek küfürdür. Peygamberleri küçültücü şeyler söylemek küfürdür. Kur'an-ı Kerim'de isimleri bildirilen 25 peygamberden aleyhimussalavatü ve teslimat birine inanmamak küfürdür. Çok iyilik yapan birisi için peygamberden daha iyiydi demek küfürdür. Peygamberler muhtaç idi demek küfürdür. Neden? Çünkü onların fakirlikleri kendi istekleriyleydi. Birisi peygamber olduğunu söylese buna inananlar da kafir olur. Yani aklı selim iken kendini peygamber olduğunu iddia eden biri varsa ki Mihir gibi neydi o? Yakında geberdi zaten. Bu kendini peygamber zannediyordu. İskender Evrenos oldu. Müritleri de vardı. İnanıyorlardı. Vahiy aldığına inanıyorlardı. Küfür. Hepsi küfürde. Ki o İskender Evrenos oldu. Ne o Mihirci? Mihir. O da gerçekten aklı selim şekilde kendini peygamber olduğunu iddia ediyorsa o da kafir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam son peygamber olduğuna dair açık ayet-i kerime var. Ve hadis-i şeriflerle de zaten sabit. O yüzden böyle şeylerden kendimizi korumamız lazım. Çünkü günümüzde mehdiler çok. Yani hakiki mehdi gelecek ama o hakiki mehdi gelene kadar bir sürü deccallere, sahte mehdiler çıkacak. Ve çıkanlar da ne hikmetse gazını alamıyor. Gidip de ben peygamberim diyor sonra. Halbuki mehdi aleyhisselam peygamber olmayacak mesela. Bunlar kendilerini peygamber ilan ediyorlar. Allah Teala muhafaza buyursun. Ahirette olacak şeylerle alay etmek küfür olur. Kabirdeki ve kıyametteki azaplara akla fenne uygun değildir diyerek inanmamak küfürdür. Yani olur mu böyle şey kabirde insan görmüyor filan diye böyle mantıkla azarlamak küfürü sebep olur. Dikkat etmek lazım. Cennette Allah Teala'yı görmeye inanmamak, ben cenneti istemem Allah Teala'yı isterim demek küfür olur. İslamiyete inanmamak alameti olan sözler fen bilgileri, din bilgilerinden daha hayırlıdır demek küfürdür. Namaz kılsam da kılmasam da beraberdir demek küfürdür. Hani bir şey olmaz. Ha kılmışım ha kılmamışım demek küfürdür. Zekat vermem demek küfürdür. Şimdi altını çizelim. Zekat vermemek küfür değil. Yani bir kişi onun yaptığı şeyin haram olduğunu bilirse ve yaparsa küfür olmaz. Burada zekat vermemden maksat kabul etmem. Yani çünkü mesela bir kişi namaz kılmazsa kafir oldu diyemeyiz. Oruç tutmazsa kafir oldu diyemeyiz. Zekat vermezse kafir oldu diyemeyiz. Ne zamana kadar? Bunları küçültücü bir söz söyleyene kadar biz kafir oldu demeyiz. Veya bunları inkar ettiğini beyan edene kadar biz kafir oldu diyemeyiz. Faiz helal olsaydı demek küfürdür. Çünkü tüm şeriatlarda haram edilmiş bir şey. Zulüm helal olsaydı demek küfürdür. Haramdan olan malı fakire verip sevap beklemek, fakir verilen paranın haram olduğunu bilerek verene hayır dua etmek küfürdür. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kıyası hak değildir demek küfürdür. Vahabiler bunun için kafir oluyor. Tabi bu cümleyi de doğru anlamak lazım. İmam-ı Azam'ın kıyası hak değildir demek İmam-ı Azam hata edemez demek değil. Hadis-i şerifle sabit bir müştehit içtihadında hata ederse bir sevap, isabet ederse iki sevap. Ne demek bu? Yani bizim dinimiz müştehitlerin hatalarını mazur görmüş. Biz hata edersek biz cahilliğimizden ediyoruz çünkü. Bir müştehit hata ederse o hatası dahi hadis-i şerife dayanıyor. O yüzden müştehitler mazur görülmüş. Mesela İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam arasında ihtilaflar var. Dört mezhepte de bazı böyle farklı görüşler var. Mesela İmam-ı Şafii'ye göre her rükkiye gitmeden önce eller kaldırılır. İmam-ı Azam, İmam Malik hazretlerine göre ikisine göre kaldırılmaz. Şimdi aslında her ikisi de yani İmam-ı Şafii ve Ahmet İbni Hanbel
el kaldırılır diyen, her rüküye gitmeden önce mesela, onlar hadis-i şerife dayanıyor. İmam-ı Azam'la İmam Malik de hadis-i şerife dayanıyor. Ahirette de her iki taraftan birinin içtihadı doğru çıkacak. Ama kim nasıl şekilde içtihat ettiyse her halde sevap aldı. Ve onlara uyanlar da onlara uyduğu için hata etmiş olmadılar. Yani bu minvalde İmam-ı Azam'ın içtihadı hak değil diyen, kıyası inkar eden, içtihadı inkar eden kafir olur. Vahabiler İmam-ı Azam'ı sövüp sayıyorlar. İslam alimini kötülemiş oluyorlar. Bir müştehidi kötülemiş oluyorlar ve onun içtihat sahibi olduğunu inkar ediyorlar. Dolayısıyla içtihadı da inkar ediyorlar, kıyası da inkar ediyorlar ki İmam-ı Azam'ın kıyasını inkar etmeleri bir de başka yönden. Şöyle ki İmam-ı Azam ehli reydi. İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet İbni Hanbel ehli hadis ekolündendi. Yani Hammad bin Ebu Süleyman ekolü ehli reydi. Medine ekolü ise İmam Malik'le başlayan ehli hadis idi. Yani içtihadi farklılıkları vardı. Şöyle ki metotlarda farklılıklar vardı. Ehli hadise göre hadis-i şerif geldiği zaman esas kabul edilir. Ehli rey'e göre de esas kabul edilir. Ama ehli rey o hadis-i şerifleri aynı zamanda mukayese ediyordu. Bak böyle de var, böyle de var, böyle de var. Mesela Hanefi mezhebinde çok meşhur bir metot. Bir şeye haram denildiyse, bir şeye de sünnet denildiyse, sünnet denilen terk edilir. Çünkü haram olma ihtimali var. Yapılmaz. Yani bu bir metot aslında. Seçmede bir metot. Ondan sonra İmam-ı Azam kıyas ederek içtihad ediyordu. Bunlar hep böyle incelikler. İçtihadi metotlarda incelikler. Ondan sonra meşhur sünnetlerinden birini beğenmemek küfürdür. Kabrim ile minberim arası Ravda-i Mutahhara cennet bahçelerinden bir bahçedir. Hadis-i şerifini işitince ben minber hasır ve kabirden başka bir şey görmüyorum demek küfürdür. İslam bilgilerine inanmamak, bunları ve din alimlerini aşağılamak da küfür olur. Kafir olmayı isteyen kimse buna niyet ettiği anda kafir olur. Başkasının kafir olmasını isteyen kimse küfrü beğendiği için istiyorsa kafir olur. Küfre sebep olduğunu bilerek veya arzusuyla küfür kelimelerini söyleyen kafir olur. Bilmeyerek söylüyorsa alimlerin çoğuna göre yine kafir olur. Küfre sebep olan bir işi bilerek yapmak küfür olur. Bilmeyerek yapınca da küfür olur diyen alimler çoktur. O yüzden dikkat etmek lazım. Beline zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve küfre mahsus bir şey giymek, şapka gibi mesela, fötr şapka gibi küfür olur. Tüccarın darul harpte, orada dahi kullanması küfür olur Müslüman tüccarlar için. Bunları mizah için, başkalarını güldürmek için, şaka için kullanmak dahi küfre sebep olur. Şimdi yine Türk televizyonlarında, Türk dizilerinde, Türk filmlerinde mesela papaz kılığına girenler var. Haç maç takıyor, küfür. Bunları güldürmek için bile yapılsa küfre sebep olur. Kafirlerin bayram günlerinde ve o güne mahsus şeylerini onlar gibi kullanmak, bunları kafire hediye etmek küfür olur. Burada da küfür bahsinin buraya kadar zikredilmiş olan maddeleri de okuduk. Tamim Mihal'in 11. maddesinin her paragrafını okurken kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz.